Evet arkadaşlar, bugün bir arkadaşımız gübrenin çekimini istemişti benden. Ben gübreyi çekmeden önce solucanların nasıl baktığımı önce bir anlatayım. Bu kovanın içine benim solucanlarım var. Şurada bir kovan daha var, onda da var. Artı şöyle gösterirsem o tarafta 4 tane, 5 tane daha var. Onların içinde ben solucanları besliyorum. Solucanlarım bunun içinde. Böyle bunun içinde. Bakın arkadaşlar, bunlar benim solucanlarım. Şöyle elime alayım, göstereyim. Bunlar benim solucanlarım ve ben bunlara besliyorum. Onlar da bana bu şekilde güzel bir gübre veriyorlar. Bu benim gübrem. Bakın arkadaşlar, bu olmuş bir gübre. Ben bugün bunlara mama verdim. Şimdi açtım, üstlerine karton koyacağım ki sıcak fazla gitmesin diye bunları. Bu şekilde kapatıyorum. Arkadaş bana çekimini istemişti. Ben de çekimini yapayım dedim. Böyle. Şimdi asıl gübreye geçeceğim. Burayı kapattım. Artık benim burada 10 gün işim yok. Yani sadece su vereceğim onlara. Arada bir nemlendireceğim. Gelelim şimdi buraya. Burada gübremiz, bu olmuş olan gübremi serdim. Gündüz güneş olduğu zaman bu örtüyle üstlerini örtüyorum. Sonra bunu eleyeceğim. Artık bu bitti. Bunun içinde kalan solucanları ayırmam için bu gübreyi eleyeceğim. Poşetlere koyacağım. Birer kiloluk veya beşer kiloluk poşetlere koyacağım. Buradaki olan yerim gübrem. Buraya da kapağım kurdum. Gelen mama verdim. O mamanın içine solucanlarımı çekmesi için buraya da bir kapağım kurdum. Orada yemeklerini koydum. Böyle. Burada yemekleri var. Gömdüm mamalarını. Üstünü de örttüm. Şu şekilde göstereyim size. Bu bir pazarda meyve kasası. Koydum. Altında, şu an altında solucanlar var. Bunun içine çıkıyor. Bu gübreyi iyice temizledikten sonra bu benim işim. Bunu sonra ayıracağım. Bir başka bir kasaya koyacağım tekrar. Bu gübremi de dediğim gibi, bakın arkadaşlar, gübre. İşte bu biberleri çok çabuk büyüten böyle. Bunları eleyeceğim ben. Bir arkadaşım istedi. Şimdi 10 kilo ona eleyeceğim. Böyle eleyip sonra harmanı bittikten sonra eleyeceğim. Daha kurumadı. Yavaş yavaş bir 5 kilo kurutuyorum ben bunu. Bir de elemiş olduğumu göstereyim. Onun çekimini de göstereyim size. Bu solucanların şu görmüş olduğunuz gübreyi yapmak için tam 7 aydı. 7 ayda oluştu. 2 ayda öyle bekledim. 8, 9. ay ve 10. ayına girdi. 10. ay tam böyle kullanılacak. Hani humus haline gelmedi daha. Bir sene daha beklerse daha güzel olur. Ama tabii ki kullanmamız gerektiği için ben bunları bu şekilde elemek istedim. Arzu edene de vermek için. Böyle yumurta kabuklarını biriktiriyorum. Bunları sonra fırınlatıyorum 200 derecede. 200 derecede ısıttıktan sonra, 10 dakika beklettikten sonra ben bunları solucanları mama olarak veriyorum. Sizler de bunları böyle 10 dakika 200 derece fırında bekletip bunları iyice un haline getirin. Çiçeklerin dibine koyun. Çiçeklerin dibine koyun. Çiçekleriniz çok güzel olacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Fırına koymadan koyduğunuzda bu yumurta kabukları erimiyor. Eğer bunları fırına koyduktan sonra bir havanda, taşta, ne bileyim kahve makinesinde çekerseniz daha da güzel oluyor. Ve ben taşla iyice dövüyorum bir torbanın içinde. Öyle koyuyorum. Şimdi gelelim. Burada hazır buradayken böyle biberlerimi yine göstereyim size. Bakın benim balkonumda biberlerim. Bakın biberlerimi. Bakın çok güzel döküyor. Burada nanem var. Bir kere biçtim, kuruttum. Bir kere daha biçeceğim. Burada domatesim var. Böyle göstereyim size tek tek. Acı biberim. Bunlar bu geçen seneden bir köküm. Kışın evde durdurdum. Yazın dışarı koydum. Böyle iki saksım var. Burada salatalığım var. Bakın burada salatalık. Domatesim gene salatalığım. Şurada karpuzum var. Karpuzum çiçek açtı. Balkonda böyle bu limonun dibinde olduğu için, pardon, mandalinanın dibinde olduğu için çok su istiyor.
Bir günde bu hale geliyor. Onu artık sökeceğim 10 günden. Burada gene domatesim var şöyle. Artık evin tavanına kadar uzadı. Arkadaşlar burada biberim var. Bakın solucan gübresiyle azan biberin boyuna 1 metre oldu. Ve böyle 1 metre oldu. Şimdi ben şöyle karşı tarafa geçmek zorundayım. Biraz dar olduğu için burası. Bakın arkadaşlar örtüyle saklıyorum. Buralarda böyle 3 tane benim kovam var. Büyük büyük 80 litrelik. Bir de burada şeyim var 2 tane. Bunlarda da solucanlarım var. Artık gelelim. Elenmiş gübremi de göstereyim size. Bugün arkadaş Nazife miydi adı? Bak görmeden de söyleyemem. Bakın arkadaşlar bu benim elenmiş gübrem. Bakın gübrenin güzelliğini. Buna ne koyarsanız 2 günde çıkar. 3 günde çıktı, ben ektim. Seçim günü kabak ektim. Çıktı. Şimdi onu da göstereceğim size. Böyle hızlandırıyor. Eleyince böyle güzel oluyor. Elemediğim hali bu. Elenmiş hali bu. Arkadaşlar gübrenin ve solucan gübresinin güzelliği bu. Yani herkes eleştiriyor. İşte bizim bahçede de solucan var diye. Tabii herkesin bahçesinde var. Benim annemin de bahçesinde var fındıklıklarda. O başka, bunlar başka. Böyle. Başka neyi gösterecektim size? Pardon. Bu benim seçim günü ektiğim kabağım. Bu çıkmaya çalışıyor. O gün ektim. Sabah, akşam, o gün oyattık. Bakın arkadaşlar bunu oyattığımız gün ektim. Organik gübreyle ektim. O gün ektim. Sayı kendiniz hesaplarsanız anlarsınız. Çıktı. Ve böyle arada bir deneyle yapıyorum. Burada da çeri domatesim var. Böyle sardırdım. Şöyle gidiyor. Kuş geliyor, çiçeklerini yiyor diye bu şekilde poşetler taktım. Yemesin diye. Emeğime yazık oluyor. Böyle arkadaşlar benim mutfak balkonum. Şöyle bir çekeyim tekrar. Şöyle benim balkonum. Burada bir erik ağacım var. Mandalina ağacım var. Üstünde mandalinaları var. Görünmüyor. Tabi buradan çekemiyorum. Uzak biraz kaldı. Portakal ağacım var. Çileklerim var. Biberlerim. Fesleğenlerim. Şöyle. Fesleğenlerim. Bu balkon bu kadar arkadaşlar. Orada avokadom var. Bir büyük avokadom daha var. Bu arada avokadosu olan bir arkadaşımız varsa avokado aşı oluyor mu olmuyor mu onu bilmiyorum. Büyüttüm çekirdekten. 2 tane daha var burada. 3 taneydi. Birine hediye gönderdim Ankara'ya. Arzu edene gönderebilirim. Avokado. Limon fidelerim var. Gene isteyene gönderebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Çekimimi yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Eleştiren de olacak, beğenen de olacak eminim. Beğenirseniz sevinirim. İyi günler diliyorum herkese.